Adım Mahmut Tanrıçayan, Süleyman Hamit Müftügil'in vekiliyim. Kendisi bu son günlerde biliyorsunuz internet ortamında Sağ yayılan, olasın. internet ortamında yayılan, daha sonra da yazılı ve görsel medyada yer bulan bir takım iddialarla ilgili biz gerekli başvuruları kendisinden sadır olduğu iddia ediliyor. Fakat kendisiyle bir ilgisi bulunmadığını beyan etti bize. Şimdi başlarda işin gerçeği kendisi de biz de fazla ciddiye almadık bu bant kayıtlarını. Yani tamamıyla montajlama şeklinde yapıldığını söylüyor. Uzun konuşmaların arasında kesip kesip parça parça birleştirme yoluyla yapılan konuşmalar. Bazılarında hiçbir yani benim konuşmalarım dahi değil diyor. Bunlarla ilgili kendisi de biz de başta ciddiye almadık işin gerçeği. Yani YouTube ortamında bir iki tane şey yayınlandı. Ciddiye alınacak şeyler değildi aslında ama sonradan nedense yazılı ve görsel medyada fazlasıyla yer bulmaya başladı. Ve en sonunda Sayın Başbakan'ın da bir konuşmasında bu görüntülerdeki konuşmalara değinmesinden sonra yasal yollara başvurma kararı aldı. Kendisi şu an yurt dışına gitti dün itibariyle. Gitme nedeni de birkaç tane tehdit telefonu aldıktan sonra gitmem gerekiyor dedi. Daha fazla duramam burada. Yalnız o söz konusu kayıtlarla hiçbir şekilde hiçbir alakam yok dedi. Onun dışında da şeylendi. Bazı yazılı basında ya da görsel basında işte cemaatin sağ kolu gibi, cemaatin Dışişleri Bakanı gibi bir takım iddialarda bulundular. Onunla ilgili de hiçbir ilgim yok dedi. Yani kendisinin cemaatle de uzaktan yakından bir ilgisi olan bir insan da değil. Kendisini 15 yıldan bu yana da tanıyorum. Yakın aile dostumuz aynı zamanda. Kendisi öyle bir insan da değil. Yok, kendisi de çoğunlukla zaten yurt dışında inşaat firması sahibi olduğu için çoğunlukla yurt dışında duran birisi görüşmelerini Skype denilen bir program üzerinden genelde yapar. O görüşmelerini de birçoğu mesela mühendisleriyle ya da şoförüyle ya da sekreteriyle yaptığı uzun konuşmalardan kesilerek montajlanarak yapılan konuşmalardır. Orada bir muhabbet mi ediyor telefonla Yani sizinle? normal günlük mesela bir tanesinde bir mimarla konuşuyor, bir projeyle ilgili, bir otelin projesiyle ilgili. Normal işle ilgili veya normal muhabbet olarak yaptığı konuşmaları uzun konuşmalar arasında kesilerek yapılan konuşmalar diye beyan etti bana. Yani bana söylediği bir kısmı mesela çok uzun zaman önce, geçen sene yaptığı konuşmalar, bir kısmı bu senenin başında yapılan konuşmalar, bu ay, Ocak ayı içinde yapılan konuşmalar var, değişik zamanlarda yapılan konuşmalar. Ya kendisince bir yorum yürüttü aslında yani kimin veya kimlerin neden yaptığıyla ilgili. Fakat bir delil bulunmadığından onları şimdi açıklamanın bir anlamı yok. Zaten yarın pazartesi günü mesai başlar başlamaz hem savcılığa hem de gerekli mahkemelere başvurularımızı yapacağız. Onun sonucunda yapanlar bulunursa ancak o şekilde. Ama kendisince bir yorum yürütüyor. Yani kimlerin için yaptığıyla ilgili. Ama bunu belki daha ileriki aşamalarda kendisi açıklar ya da bir delil olduğu zaman o isimleri veya kurumların isimlerini verebilir kendisi. Ya Nasıl zaten ayrılıyorsunuz? kendisi de ilk gün düştüğü zaman Perşembe gecesi yanılmıyorsam düştü. İlk düştüğü zaman ciddiye almadı. Kendisi de beni de aradı. Dedi önemsiz bu ciddiye alınacak saçma sapan bir şeydir dedi. Ciddiye alınacak bir şey değil. Zaten bazı yerlerde Süleyman Bey'in ismi de yanlış geçirilmişti. Ertesi gün hemen hemen bütün ulusal basındaki gazetelerde çıkınca ondan sonra Başbakanımız da yanılmıyorsam cumartesi günkü konuşmasında 2 gün sonra bu konuya değinince o zaman işin vehametini anladı, işin gerçeği. Ondan sonra dedi yasal yollara başvuralım ve yurt dışına çıkış kararı aldı ondan sonra. Biz beraber bu konuyu konuşurken de birkaç tane telefon geldi, tehdit telefonları. Bazıları mesaj çektiler ona, seni öldüreceğiz diye. Ama yani uzaktan yakından Süleyman Bey'i de tanıyan bütün insanların bildiği gibi yani ne siyasetle ne de cemaat veya hizmet hareketi artık ismi her neyse hiçbir alakası olmayan bir insan. Süleyman Bey'i tanıyan herkes bunu iyi biliyor. Hiçbir şekilde sadece yaklaşık yanılmıyorsam 35 yıl oldu diye biliyorum. Tamamıyla yurt dışında inşaat projeleriyle ilgilenir kendisi. Yani hiç siyasetle de ilgisi olan bir insan değil kendisi. 15 yıldır da ben tanıyorum kendisini. Yani bildiğimiz kadarıyla bu ama niçin, kimler tarafından, neden yapıldı? Şu an için bir şey olmadığı için onu konuda yorum yapamayacağız. Güneydeki ülke dediği zaman ki pasaport çıkış kayıtları falan kontrol edilsin. Suudi Arabistan'daki bir işle ilgili, oradaki bir projeyle ilgili.
kendisi biraz da dinler olduğu için güneydeki sevdiğim ülke dediği de Suudi Arabistan'dır. Yani o konuşmada da dedi ya güneydeki ülke deyince nasıl İsrail'e çekiyorlar, nasıl Yahudi diyorlar, ona da şaşırdı. Saçma bir şey. Bir ileriki zamanlarda inşallah tanışırsınız. Yani böyle şeyler saçmadır. Yani cevap vermeye bile gerek yok. Şeyin haksız bir şekilde Asya Katılım Bankası'nın teminat bizdeki 1 dolar olması lazım. 5 trilyondan fazla. 5 trilyondan fazla. Şu an için halen davamız devam ediyor.